Öncelikle bu karşılıklı anlaşma, yani programa ilişkin söyleyeceklerinizi kısa olarak alalım. Çünkü sorularımız var size. Tabii. Onlara devam edeceğiz. Ne söyleyeceksiniz? Bir kere yani, bir de bir başsağlığı diyeceksiniz herhalde değil tabii mi? Tabii ki Ayşe Hanım'ın bugün acı günü. Buradan kendilerine başsağlığı diliyorum. Diğer ailedekilere de başsağlığı diliyorum. Vefat eden beyefendi için de Allah'tan rahmet diliyorum. Peki. Şimdi tabii ben belediye başkan adayı olduktan sonra sizin programınıza katılmıştım. Ve katıldığımda da o zaman Yılmaz Büyükerşen'in aday olacak konuşuluyordu. Yani Ayşe Ünlüce yoktu. Adı yoktu henüz. Evet. Adı yoktu. Ben orada açık yürekliyle söyledim. Çünkü hani Eskişehir için çok çalıştım. Projelerim var. Hani yapacağım işlere güveniyorum. Hep uzman kişilerle çalıştık. Hani çıkalım bir programa, kim olursa olsun burada tartışalım diye düşünmüştüm ve bir teklifte bulunmuştum. Tabii daha sonraki günlerde Ayşe Hanım'ın adaylığı açıklanınca o da sizin programınıza katıldı. Orada siz sordunuz, işte böyle böyle bir durum var, katılır mısınız? O da seve seve katılırım demişti ama ondan sonraki süreçte işte ayın 12'si dendi. İşte 19'u siz dendi. Evet dediniz sonra onlara. Ona da 26'sı dendi. Ben gene evet dedim. 19'una da evet dediniz. Evet. Doğru. Daha sonra işte bazı konularda alınmış, yani bence sudan bahaneler ama şimdi bir tane bir söz var. Onu, evet, videosunu kestik. Onu verelim mi? Sizin bir konuşmanız var. Ona, evet, atıfta bulunuyor. Tabii. Ve Ayşe Hanım bir tweet attı. Dedi ki yani ben aileme, evet, o tweet'te var mı Tuğba? O tweet'i de verebiliriz. Önce o tweet'i ver istersen. Önce o tweet'i bir götürelim. Ayşe Hanım bu videoya ilişkin bir bu açıklamasına, Nebihat İboğlu'nun bu açıklamasına ilişkin şunu dedi. Hiç utanmadan rahmetli eşim Aydın'ın Ünlüce hakkında yalanlar söyleyecek kadar seviyesizleştiniz. Oğullarım ve ben sizi asla affetmeyeceğiz. Şimdi bu nedir dedim ben. Hani ne oldu? Çünkü neticede Eskişehir bizim uzak olduğumuz bir yer. Ve orada ne dönüyor, ne oluyor, kim kimi nasıl suçluyor bilemem. Nebihat İboğlu da bize bir video yolladı. O video herhalde Ayşe Hanım'ın kastettiği konuşmanız o, evet, konuşma. O, evet, konuşmayı izleyicilerimize verelim izin, evet, verirseniz. Tabii tabii. Burada ne dediniz? Evet, Nebihat İboğlu'nun o konuşmasını bir dinleyelim. Evet. Diyorlar ki ben kadınım, kadına hizmet edeceğim. Tamam, et sana etme diyen yok. Ancak belediye aile şirketi olmuştur, aile. Şu anki CHP'nin genel sekreteri konumundaki belediye başkan adayı belediyeye işe nasıl girmiştir biliyor musunuz? Allah rahmet eylesin, kocası çok iyi bir insanmış. Herkes çok düzgün insan diye bahsediyor. Kocası genel sekretermiş, o şekilde işe girmiş. Belediyede başkanının kardeşi daire başkanı. Milletvekilinin oğlu şu Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışıyor. Milletvekilinin karısı belediyede memur. Şu an belediye başkanı adayı olan kadının eniştesi eski de daire başkanı. Bunları televizyonda tek tek hepinize anlatacağım. Liyakat olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Yıllarca AK Parti'yi liyakatsızlıkla suçlayan Yılmaz Büyükerşen'e sesleniyorum. Nerede liyakat? Yeğenin daire başkanı, damadın Estram'ın genel müdürü. Nerede liyakat? Eskinin. Evet. Diyorlar ki. Bu mu? Bu bahse konu, itiraz edilen yani, konu bu mu? Galiba bunun dışında bu. Bir herhangi bir, yok, ifadeniz, yok, veya ailesine ilişkin bir sözünüz, yok, oldu mu? Ben zaten Ayşe Hanım'ın eşini hani. Övgüyle söz ediyorsunuz zaten. Yani tanıyorum uzaktan. Çok iyi, çok düzgün bir insandır. Orada benim söylemek istediğim onun eşine bir saygısızlık. Ya çünkü şöyle bir şey var. Aslında Ayşe Hanım'ın kaderini hem benim annem hem benim ablam yaşadı. Yani annem 32 yaşındaydı. Babam 39 yaşındaydı. Ben 11 yaşındaydım. Annem babamı kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet yani eylesin. 32 yaşında annem dul kaldı iki çocuğuyla. Benim ablam çok genç yaşta eniştemi kaybetti. Yani aslında ben onun öyle bir şey söyleme şansım hiç yok. Çünkü ben ailemde iki kişi de eşi erken yaşlarda vefat etmiş, çocuklarıyla kalmış insanlar. Ben her gün onlarla beraberim ve kadın ve bu şekilde eşi vefat etmiş birine ben saygısızlık etmem. Mümkün değil. Ben sadece orada şunu söylemek istedim. Yani burada gelseydi kendisine de zaten bunu soracaktım. Yani bu nepotizm Eskişehir'de müthiş bir seviyeye ulaştı. Yani çünkü hani bugün aslında Ayşe Hanım olmadığı için onunla ilgili çok fazla da hani bir şey, evet, yapmak istemiyorum. Uygun olur zaten. Bir de buyurun. Bugün hani bir acılı bir günleri. Ancak şunu değiştirmez. Yani bir belediyede başkan vekiliyken eşiniz işte belediyeye hukuk müşaviri olarak işe alınmanız ya hoş değil bence. Veya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yeğeninin bir daire başkanı olması, İşte Estram gibi Eskişehir'in
belediyesinin en büyük yatırımlarından biri olan orada damadının olması falan hoş şeyler değil. Veya bir milletvekilinin, yani Eskişehir'de insan mı kalmadı da hep siz buralara işe giriyorsunuz? Yani ben mesela, ben seçildiğimde benim hiçbir akrabamı hiçbir kurumda hiçbir yerde göremezsiniz. Öyle bir şey olamaz çünkü. Yani bu doğru değil. Hani yıllardır bu Eskişehir'de bu nepotizm yani ayrı bir noktaya ulaştı. Ama ben bu konuda akrabaların oylar gitti şu an. Yani bilmiyorum. Ama yok, Nebi Bey'in o konuda sorunu olmaz. Herhalde şimdi, fabrikalar var zaten. Fabrikası olduğu için fabrikası da işaret herhalde. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen böyle mi kazanıyor? Burada bilmiyorum. Burada dosya, şimdi burada dosya var. Ne dosyası efendim? Ya burada kim, kimin akrabası, hangi işi yapıyor, hangi daire başkanı? Eski abone işleri daire başkanı Ayşe Ünlüce'nin öz eniştesi. Yani şimdi burada bir dosya var. Ben şimdi burada bunu açıklamak istemiyorum. Eski gelseydi, dediğiniz şey değil mi? Yani su ve kanalizasyon evet, idaresi. Yani ben burada gelseydi burada bunları tek tek Ayşe soracaktım. Ayşe Hanım'ın nesi dediniz? Eniştesi. Eniştesi. Yani bunları soracaktım ama burada bunları artık konuşmayalım. Çünkü kendisi de burada değil. Hani ben daha çok projelerimi sorarsanız. Şimdi efendim projeden onları, ziyade iddialarınız varsa, bunların iddialarında yani, bir temele dayanıyorsa bunları kamuoyunun önünde ifade edebilirsiniz. Burada bir sorun ben yok. Bu kadar keseyim, kapatayım. Yani hı, burada çünkü 100-150 kişi var. Yani onun amcası, onun teyzesi, onun daire başkanı şeyi. Yani bunları eğer hayır derlerse, kamuoyunda öyle bir itirazları varsa gene gelelim haftaya. Ben gene gelirim. Burada hı, tartışalım yani hayırsa. Ama şu konuşma üzerine bu programa evet, gelmeme durumu söz konusuysa burada evet, kesinlikle hani kullanılan ifadelerde sadece eşinizin şimdi, bir üzerinden saniye, bir dakika, belediye işe girmesinin şöyle bir ifade var, olmadığı söyleniyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz. Evet, şu an il başkanı. Hali hazırda il başkanı. Şu anda mesaj yazıyor. Gürkan Bey diyor, o konuşmasının devamında Nebi Bey sen nasıl kadınsın, kadın olduğun şimdi mi aklına geldi şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bu ifade Eskişehir kamuoyunda çok tepki aldı diyor. Bu ama bunun tweet, beyanında bu varmış. Tweet eşiyle ilgili yani onunla alakalı. Böyle bu ifadeyi kullandınız mı efendim? Bu videonun hepsi bu veya daha devamı da varsa yayınlayın, biz de seyredelim yani. Ben nereden yayınlayayım canım? Şimdi ama tweet yani eşiyle ilgili bu şimdi başka kadın yani falan. Sen nasıl kadınsın yani ifadesini kullandınız mı? Diyorum zaten orada işte, bir daha yayınlayın. Bir daha verelim, bir devam daha verelim o videoyu. Diyorum, bir daha baştan ver zaten. Alper. Başında diyor galiba. Başında öyle bir şey mi diyor? Diyorum ben bir dakika zaten, bir daha verelim. Başında verelim. Bakın en başında verelim. Diyorlar ki ben kadınım, kadına hizmet edeceğim. Tamam, işte, tamam, et sana etme diyen yok. Ancak belediye aile şirketi olmuştur, aile. Şu anki CHP'nin genel sekreteri konumundaki belediye başkan adayı belediyeye işe nasıl girmiştir biliyor musunuz? Allah rahmet eylesin, kocası çok iyi bir insanmış. Herkes çok ya, düzgün insan diye ilgili bahsediyor. Kocası tamam, genel sekreteri. Ben iyi bahsediyorum yani, kötü kimsenin arkasından bahsetmem. Benim de ailemde aynı şeyler var. Ama onun burada şu var, aynı hassasiyeti ben Yılmaz Büyükerşen Osmanlı ile ilgili cümleleri kullandığında kadınlara yönelik daha amiyane bir tabir kullanıyor. O hassasiyeti orada da arkasında dururken göstermesini evet, beklerdim açıkçası. Evet. Sayın Başkan, seçimi kazanacağınıza inanıyor musunuz Nebi Bey? Nasıl? Seçimi kazanacağınıza inanıyor musunuz? Nasıl durum? Biz %100 gözüyle bakıyoruz çünkü hani Eskişehir'de son yıllarda, son iki dönemdir hizmet etmeyen bir belediye. Ve yani şu an karşımdaki aday, ben baktığımız zaman kamuoyu araştırmaları bizim kazanacağımızı gösteriyor. Önde misiniz araştırmalarda? Yani biz bir kısım öndeyiz. Milletvekilliğinden istifa ettiniz mi? Yok, etmedim. Kazanacaksanız niye istifa etmiyorsunuz? Yani bir daha şey olmaz mı? Acelemiz mi var? Ya kazanamazsam dönerim diye mi istifa etmiyorsunuz? Tabii ki dönerim, niye dönmeyeyim? Ya yani, kazanmama ihtimaliniz var da mı istifa etmiyorsunuz milletvekili? Ya Şaban Bey, şimdi baştan da söyledim ya, bu gecenin yıldızı benim olmam lazım. Ben geldim burada. Ona müsaade edin, kamuoyu karar versin. Yani efendim, nerenin yıldızı olacağınıza. Kamuoyu bilirler bu Sayın Başkan. Normalde iki kişi arasında olacaktı. Şimdi yani siz beni yani böyle yıpratmak için bu soruları... Yok, rica ederim. Yok, gerçek öyle. Ama bir dakika efendim, olur mu öyle şey? Biz sorularımızı soracağız Nebi Bey. Sorulardan çekindiniz mi var yani? Tamam, o zaman sorsun, bırakın. Şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni konuşmaya geldik. Tamam efendim, bir dakika. Yani bugün buraya gelseydik... Bir dakika, bir dakika, olur mu? Hayır. Müsaade edin ama, bir saniye edin, bir saniye. Siz Eskişehir'le ilgili projelerinizi anlatırsınız. Tamam. Ama burada gazeteciler merak... Sizin zaten size sorulacak birkaç soru var efendim. Tabii. Bu sorulardan bir tanesi İYİ Parti'nin oyuyla
geldiniz. AK Parti'ye neden geçtiniz? Yani, İkincisi milletvekilinden Şaban Bey bence yerinde bir soru sordu. İstifa etmeyi diyor. Bu kararlılığınızı gösterir. Yani ben kazanacağım demenizi gösterir. Onu sordu. Müsaade edin o kit sorumuzu da soralım lütfen. Tamam. Buyurun cevabını alın. Buyur. Şaban abi. Yani milletvekilinden istifa etmeyi düşünüyor musunuz şimdi, seçimden önce? Şaban Bey, Şaban Bey bak. Buyurun. Şimdi ben milletvekiliyim. Belediye başkanı seçildiğim takdirde milletvekilliğim zaten düşecek. Yok düşmüyor, istifa ediyor. Yani işte nasıl olacak? Kemal Bey İstanbul adayı istifa etti mi Şaban Bey? Bir de şeyi sorayım. CHP Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul adayı istifa etmedi. Ya arkadaşlar, Şaban Bey cevap verebilir miyiz? Hassasiyetle yaklaşayım onu merak ediyorum. CHP'de grup başkan vekilini Afyon'da aday yaptı ya, o istifa etti mi onu? Müsaade edin Nebi Bey cevaplasın. Nebi Bey cevaplasın. Nebi Bey cevaplasın. Size Nebi Bey gayet başarılı bir siyasetçi, kendini ifade edebilir. Tamam peki Nebi Bey. Ben sana başka bir soru sorayım. Buyurun Nebi Bey. Ben cevapladım. Bu arada yasal olarak da bir zorunluluk yok değil mi? Tabii de yasal zorunluluk yok. Tabii yasal zorunluluk yok. Onun altını çekelim. Buyurun. İstifa konusu. Tamam. Milletvekilinden. 1 Nisan'da istifa edeceğim diyor aslında Nebi Bey. Ya işte onun prosedürü nasıl oluyor? Ben onlarla çok ilgilenmiyorum. Ben şu an Eskişehir'e odaklanmışım. Projelerimizi anlatıyoruz. Eskişehir'in eksiklerini tespit ediyoruz. Onun için peki, ben o zaman projelerinize başlayalım. Öyle bir gündemimiz yok. Sizde var ama bende öyle bir gündem yok.